Sevgili Elektrikli Araçlar Dergisi izleyicileri, bugün Otomekanika Fuarı'nın 4. günündeyiz ve Bakırcı Otomotiv'in standındayız. Sektörde çok eski, yaklaşık 30 yıla yakın geçmişi olan sevgili Cihat Bakırcı Bey ile beraberiz. Kendilerinin önemsediği konulardan bir tanesi de şirket olarak ve yaklaşım olarak teknisyen yetiştirme ve elektrikli araçlarla ilgili, diğer araçlarla ilgili servis ve bakımda kişilerin eğitimiyle alakalı. Sorumuzu da bu şekilde yöneteceğiz Cihat Bey'e. Cihat Bey, Bakırcı olarak elemanların yetişmesiyle alakalı, kaliteli personelin yetişmesi ve bu araçlara müdahale edilmesiyle alakalı ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz? Kameralarımıza bilgi verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim bu soru için. Bakırcı olarak belki biliyorsunuz, bu yıl 37. yılımızı kutlayacağız. 37 yıldan beri Türkiye'deki otomotiv sektöründe bizim için en önemli konulardan biri eğitimdir. Zira biliyorsunuz otomobil hepimizin çok sevdiği bir olgu. Bu aracı kullanırken mutlaka bu aracın bakımıyla ve onarımıyla ilgili yetkili yerlerde bu araca müdahale edilmesini istiyoruz. Bakırcı olarak biraz önce söylediğim gibi 30 küsur yıldan beri Türkiye'de ilk otomotiv eğitim merkezini kuran bir kuruluş olarak otomobildeki dinamiklere cevap vermek için, sürekli değişen teknolojilere cevap verebilmek için birçok Türkiye'deki OEM'lerle işbirliği yapıyoruz ve o araçlarda gündeme gelen yeni teknolojilerin teknisyenlere aktarılması için çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten biliyorsunuz şöyle bir söz vardır. Hayat aslında eğitimden ibarettir. Günümüzde biliyorsunuz her şey gün geçtikçe daha çok dijitalleşiyor. Hepimizin bir akıllı telefonu var. O akıllı telefonu nasıl kullanacağını bilmediğimiz sürece o akıllı telefondan faydalanamayız. O yüzden bütün yeni gündeme gelen yeni modellerdeki teknoloji mutlaka oradaki servise çalışan teknisyenlere aktarılması lazım. Bunun için hem bize o ürünleri müdahale edebilmek için ekipman lazım hem de bilgi lazım. O yüzden biz 30 küsur yıldan beri bu konuda içten yanmalı motorlu araçlar olsun, kaporta, boya onarımları olsun, yeni elektrikli araçlar olsun, bu konuda hem kendi bünyemizde hem de yurt dışında bize ekipman sağlayan firmalardan bilgi ediniyoruz. Gerekirse üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Avrupa'daki önemli kurumlarla işbirliği yapıp bu bilgileri Türkiye'deki sektörde çalışan teknisyenlere aktarıyoruz. O yüzden gerçekten bu hepimiz için çok önemli bir mesele. Zaten misyonlarımızdan biri budur. O malzemeyi tedariği ile beraber o malzemenin nasıl kullanacağını buradaki sektördeki teknisyenlere aktarmak ve sürekli güncel tutmak. Cihat Bey, peki bu eğitimleri verirken bildiğim kadarıyla İstanbul'da bir genel merkezinizde çok güzel bir eğitim merkeziniz var. Ama bu elektrikli araçlar Türkiye geneline yayıldığı zaman daha farklı bölgelerde olacak. Bu yönde de arz ve talepler oluşacak. Bunların süreleri ne kadardır veya nasıl bir sertifika veriyorsunuz? Bunların onayları nasıl oluyor? Kaç haftalık bir süreç oluyor? Bu konu hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi eğitim dediğimiz zaman eğitim tabii çok büyük ve geniş bir konu, olgu. Ve bunu biz nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi üreticiden bilgi alıyoruz biz. Bütün vermiş olduğumuz eğitimler aslında üretici standardına göre yapılıyor. Yani biz bir araç hakkında eğitim veriyorsak bunu üreticinin bize sağladığı, bizim girişimi sağladığı teknik detayları, teknik bilgilere girerek oradan birebir bize gelen veyahut da müşterinin kendi yerinde, kendi servisinde bu eğitimleri vermeye devam ediyoruz. O yüzden yalnız kendi eğitim merkezimizde değil, müşterimizin servisinde, onların eğitim merkezlerinde de çalışmalarımız var. Yalnız orada değil, üniversitelerde, başka otomotifle ilgili kurumlarda da bu tür eğitimleri veriyoruz.